Üniversitemiz Bilimtey Bilim Öğrenci Kulübü tarafından Hamit Çepni Konferans Salonu'nda kariyer planlama ve özgeçmiş hazırlama konulu program düzenlendi. Programa konuk olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Esra Güner Hacıoğlu katıldı. Hacıoğlu programda özellikle mezun olacak öğrenciler için kariyer ve özgeçmiş konularında önemli bilgiler verirken, iş hayatında başarıya giden yolları ve tecrübelerini de öğrencilerle paylaştı. Bugün Karabük Üniversitesi öğrencileriyle bir aradayız. Onlara ilk başta kariyer planlamayı ve bunun önemini anlatacağım. Onun ardından da CV hazırlama ve mülakat teknikleri konusunda bilgiler paylaşacağım. Biliyorsunuz kariyer planlama artık çok önemli. Sadece üniversite yıllarında değil, aslında bu ilkokuldan, ortaokuldan itibaren başlaması gereken bir çalışma. Fakat üniversitede ancak hani aklımıza geliyor doğru bir kariyer nasıl şekillendirilebilir, neler yapmalıyız diye. İşte ben bugün 4 yıl boyunca bir üniversite öğrencisinin o kampüs içerisinde neler yapması gerektiğini ve kendini iş yaşamına nasıl hazırlaması gerektiği konusunda bilgi paylaşmaya çalışacağım. Ardından bütün bu verilerle birlikte özellikle 4. sınıfa geldiğimizde nasıl bir özgeçmiş hazırlayacağız? Kendimizi o özgeçmiş içerisinde nasıl doğru ifade edeceğiz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Ve biraz da o en zorlu aşama olan, iş yaşamının başlangıcının en zorlu adımı olan özgeçmiş hazırlamanın ardından gelen mülakat teknikleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Yeni mezunlar eğer eksik yabancı dil bilgileri varsa mutlaka çok kısa bir süre içerisinde tamamlasınlar. Meslek sürecinde kendilerine gerekli olan bir takım teknolojik donanıma ihtiyaçları varsa, bilgi donanımına ihtiyaçları varsa bunları tamamlasınlar. Ve 4 yıl boyunca aldıkları bütün o eğitim, kendilerine kattıkları bütün değerleri bir araya getirdikleri güzel bir CV ile yola çıksınlar. Karabük Üniversitesi'nde olmaktan ayrıca çok mutluyum. Biliyorsunuz Karabük Üniversitesi bizim üniversitemizin bünyesinden ayrılan ve çok hızlı gelişen bir üniversite. Ben sürekli gelip gidiyorum bu üniversiteye çeşitli toplantılar dolayısıyla. Gelişmeler beni gerçekten çok mutlu ediyor. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Lider özelliğiniz mi var? Yazın oraya dursun. Lider özelliklere sahibim diye. Efendim şunu düşünün mesela deyin ki mutfak ekibi. Şimdi sen sofraya oturanlardan mı olmak istiyorsun? Hazırlayanlardan mı olmak istiyorsun? Ev sahibi mi olmak istiyorsun? Buna bir karar vereceksin. Mutfak ekibi içerisinde de nerede olduğuna karar vereceksin. Doğrayıcı mısın, yıkayıcı mısın? Kavurucu musun? Süsleyici misin? Ekip çalışmasına giden yol. O ekibin içinde nerede olacağınızı net olarak ifade eden sıfatlarınızı tık 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 döküyoruz. Hiçbir zaman ben hedefime ulaşamadım diye yaşama, iş yaşamına, kendinize, çevreye, hayata küsmeyin. Hepsi size yeni bir güç verir. Şunu unutmayın ki eğer bir kapı açık kapanırsa mutlaka arka taraftan bir pencere açılır ve o pencere çok daha yeşil bir bahçeye bakıyordur. Bunu hayat felsefenizi yapmanızı istiyorum.